ederiz. Buyurun hocam. Kaybettiğiniz için üzgünüm. Önce onu belirtmek istiyorum. Tabii Göztepe takımının bir oyun kültürü, oyun karakteri var. Bu oyun kültürü, oyun karakteri içerisinde mücadele ön planda. Bugün oyuncuların da beklenen mücadeleyi verdiler. İkinci yarının başında yediğimiz gol oyun motivasyonumuzu çok etkilemedi. Daha da güçlendik. Doğru işler yaparak galip gelebilecek pozisyonları da bulduk ama belki psikolojik olarak etki etmiş olabilir oyuncularımıza. O golleri atamayınca yine talihsiz bir golle maçı tamamladık. Ben dışarıda canlı yayında da ifade ettim. O ceza sahası içerisinde oyuncuların ellerini saklayarak koşmalarını futbolun ruhuna aykırı buluyorum. Yani ben onu çok içim ısınmadığını bir kez daha dile getireyim. Tabii bu kural koyucu biz değiliz ama belki kural koyucular biraz daha bu işi dikkate alabilirler. Oyuncumuz belki normal sporun içerisindeki bir müdahaleyi yapabilmesi gerekirken elini saklayarak pozisyonun dışında kalmaya çalışması bize gol yedirdi. Onun adına üzgünüm. Bir de yine oyunun yanılmıyorsam berabere gittiği dönem içerisinde Beşiktaş kalecisi Ersin'in kaptanımız Halil'e bir hareketi var. En azından bu hareketin, en azından maçın içerisinde görülmemişse bile video hakemden bir izlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü o pozisyon da bana çok sağlıklı bir pozisyon gibi gelmedi. Sonuçta bir mücadele verdik, gayret gösterdik. Oyuncularımı her şeye rağmen vermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. En azından bunun karşılığının bir puan olması gerekirdi diye düşünüyorum ama alamadığımız için üzgünüm. Bir kez daha onu belirteyim. Sorusu olan var mı? Buyurun. Hocam öncelikle hayırlı olsun. Yeni bir camiaya geldiniz. Teşekkür ederim. Göztepe'de Ünal Karaman'ın hedefi nedir? İkinci yarı biz nasıl bir İzmir temsilcisi izleyeceğiz? Ve taraftar maçlara gelemiyor. Göztepe'de taraftarıyla öne çıkan kulüplerden birisi. Taraftar geldiğinde nasıl olacak? Nasıl hayal edeceğiz? Şimdi tüm futbol ailesinin bildiği üzere Göztepe taraftarı takımına farklı bir aşkla bağlı. Elbette onların olması bizi saha içerisinde daha güçlü kılacak. En kısa zaman içerisinde bu hastalığın sona erip taraftarın da futbolun içerisinde olması en büyük beklentimiz. Göztepe'nin hedefleri elbette ki daha farklı, daha büyük olmalı. Artık Anadolu tabir edebileceğimiz yerlerde de farklı başarılar konuşulmalı. Bu sene bizim herhangi bir sıkıntı yaşamadan ligi tamamlayıp inşallah seneye ayakları daha yer sağlam basan ve doğru dokunuşlarla takım gücünü, takım motivasyonunu üst seviyeye çıkartabilecek dokunuşlarla biraz daha yine nasip olursa devre arasındaki dokunuşlarla yakın bir gelecekte farklı hedefleri konuşabileceğim bir Göztepe olacağız ama bu dokunuşun sadece transfer anlamında olmasını büyük camialara yakıştıramıyorum. Onun için tesis sorunlarının altyapı anlamında söylüyorum. Tesis sorunlarının aşılacağı, daha farklı eğitimlerle gençlerimizin Türk futbol ailesinin içerisine hizmet vermeye başlayacağı ve kendi yetiştirdiği çocukların heyecanını da camiada hisseden, hissettiren, büyük hedeflere o çocuklarla beraber de koşan bir Göztepe elbette ki bir spor adamı olarak benim de hayalim. Umuyor ve bekliyorum ki Allah bize bu günleri yaşamayı nasip eder. Başka sorusu olan? Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, Ünal Hoca'ya da hayırlı olsun diyelim. Tabii ki seyirciyle, Göztepe seyircisi de çok etkili bir taraftar grubu. Seyirciyle oynanacak maçları biz de heyecanla bekliyoruz. Sana maçı çevirir Ender. Sen de çok mutlaka seyretmişsindir. Yani yorumlamışındır maçlarını. Direkt maç kazandırır sana Göztepe serisi. Aynen. Sergen Hoca geldi. İyi akşamlar. Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Onu söyleyeyim. İlk yarının son maçıydı. Ocak ayında çok zor bir periyot oynadık. Çok fazla maç oynadık. Bugün de zor bir müsabaka oldu. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Zaman zaman
oyunun bazı bölümlerinde oyuna ortak oldular onlar da. Ama takım olma özelliğimiz çok ön plana çıktı. Özellikle ikinci yarıda oynattığımız oyuncular Adem Nay için, Gökhan Tören'in, işte Enkudu'nun, Dorukhan'ın oyuna girmesiyle takım biraz daha toparlandı. Ve zor da olsa önemli bir galibiyet aldık ve ilk yarıyı birinci sırada lider bitirdik. Bu çok önemliydi bizim için. Çok zor bir süreçten geçerek buralara geldik. Öncelikle onu söyleyeyim. Genel ilk yarı değerlendirmesine girersek kötü başladığımız, istediğimiz gibi organize olamadığımız bir sezon başlangıcı. Ondan sonra toparlanan bir Beşiktaş, iyi oynayan, mücadele eden, oyunsal anlamda çok güçlü olan bir Beşiktaş. Ligin ilk yarısını hak ettiğimiz yerde lider olarak bitirdiğimizi düşünüyorum. Bazı maçları kazanmak zordur. Bu 7 günde 3 tane maç oynadık, kolay değil. Takım her maç 110 kilometrenin üzerinde koşuyor, onu söyleyeyim. Yani 7 günde bu kadar koşu mesafesi kolay bir iş değil. Bugün de oyunun ikinci yarısında oyuncularımızda yorgunluk belirtileri çok net olarak göründü ki bu çok normal böyle bir ligde. Çünkü çok fazla maç oynuyoruz. Ama elimizden geldiğince yerleri değiştirerek, hamleler yaparak oyuncularımızı daha diri tutmaya çalışıyoruz. Özellikle ilk yarı oynanan müsabakalarda bunu yapmaya çalıştık. Bu da iyi oldu diye düşünüyorum ben. Çok zor bir ikinci yarı bizi bekliyor. Onu söyleyeyim. Yani herkes için zor bir ikinci yarı olacak. Çünkü ligin ikinci yarıları her zaman daha zordur. İyi hazırlanmalıyız. Zor bir maç periyodu var. İyi konsantre olmalıyız. Sahada çok fazla mücadele etmeliyiz. Koşmalıyız. Ve konsantre olmalıyız. Bunları yaptığımız sürece çok bir sorun olacağını düşünmüyorum. İnşallah ilk yarıyı bitirdiğimiz gibi ikinci yarıyı da bu şekilde bitiririz. Ajanslardan soru var mı? Buyurun. Hocam bazı maçların ardından sezon başındaki kendi fikstürünüzü hesap ettiğiniz fikstürü söylemiştiniz. Bugün 20 maçta 44 puan toplayan bir takım var. Sizin sezon başı düşünceniz kaç ortalamaydı? Altında mı kaldı takım üstünde? Yani şöyle söyleyeyim, tabii büyük takımda çalışıyorsanız otomatikman minimum 2 ortalamayla gitmek zorundasınız. Onu söyleyeyim. 2 ve üstü bizim için yeterli bir ortalama. Şu anda sezon başlangıcında da bu puan işini konuşmuştum. Beklediğimizin gerisindeydik ama kazandığımız müsabakalarla istediğimiz şu anda puan ritüelini yakaladığımızı düşünüyorum. Ya herhalde 2'nin üzerindeyiz şu anda. Bu da 2. 2.2 bana göre Türkiye için yeterli bir puan ritüeli. Bu iyi bir puan bizim için. Bunu devam ettirebilirsek ligi istediğimiz yerde bitirebiliriz. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin sorularına geçiyorum hocam. Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın sorusunu arkadaşımız sordu. Aynı soruydu. Geçiyorum. Beyaz TV'den Emre Zabunoğlu. Hocam transfer dönemindeyiz. Takviye istediğiniz net bölge neresi? İkinci olarak Adem Laiç ve Gökhan Tören'in şu andaki mevcut performansı için ne söylemek istersiniz? Bu oyuncuları tekrar kazanıp takıma monte ettiniz. Yeni bir transfer etkisi yaratır mı? Ya geçen hafta da söylemiştim. Geçen maçtan sonra da aynı şeyleri söylemiştim. Adem ve Gökhan yavaş yavaş aramıza dönüyorlar. İyi antrenman yapmaya başladılar. Yavaş yavaş fizik olarak da fit duruma geliyorlar. Onlardan sezonun devamında faydalanacağız. Bizim için ikisi de önemli transfer. Çünkü uzun zamandan beri yoklar. Onları da biz yeni transfer olarak görürsek iki tane yeni oyuncu kazandığımızı düşünüyorum sezonun ikinci yarısı için. Devamında bir santrafor bölgesine bir oyuncu istiyoruz takviye olarak takıma. Yani bilmiyorum şartlar uygun olur mu? Yani ben raporumu zaten daha önce de söyledim verdiğimi bu konuyla ilgili. Eğer mümkün olursa, ekonomi uygun olursa, şartlar uygun olursa bir santrafor transferi yapmak istiyoruz takımı güçlendirmek adına. Ama tabii bu benim konum değil. Başkanım ve yönetimin konusu bu. Ama ben olması gerektiğiyle ilgili raporumu verdim. Artık olursa olur. Hiçbir takım çantada keklik değil. Herkes çıkıyor, mücadele ediyor, savaşıyor, puan kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ya bu müsabakalarda zorlanmamız veya bu sorunları yaşamamızı ben çok doğal olarak görüyorum. Son soru hocam. A Spor Hakan Gündoğar. Son 4 ayın en iyi teknik direktörleri listesinde Avrupa'da 5. sıradasınız hocam. Sizi zirvede ne zaman görürüz demiş. Vallahi Avrupa boyutunu bilmiyorum yani oraları takip etmiyorum çok. Ama dediğim gibi bu pozisyonda olmak, buralarda olmak benim için de tabii ki mutluluk verici. Çünkü gerçekten ben geçen sene göreve başladığım günden beri işte pandemi başladı zaten peşine. Seyircisiz oynuyoruz. Çok zor bir süreçte görev aldık. Onu biliyoruz. Yani işimiz hiç kolay değil. Onu da biliyoruz.
Gerçekten zor bir iş yapıyoruz. Özellikle büyük takımda çalışmak gerçekten çok zor. Çünkü sonuçlar muhakkak iyi olmak zorunda. Mecbursunuz iyi sonuçlar almaya. Onun dışında bir sonuç hiçbir şekilde bizi kurtarmıyor. O yüzden bu pozisyonda çalışmak gerçekten zor ama herkesin bilmesini istiyorum ki bütün camiamızın, ben de, ekibim de, oyuncularım da, hepimiz yani taraftarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İyi akşamlar.